Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 23 Mart 2023 günlerden çarşamba günü değil, perşembe günü. Aynı zamanda Ramazan ayının ilk günü. Bugün biraz farklı bir gün çünkü normalde alışmışız işte yeme, içmeye, bir şeyler atıştırmaya, çay içmeye falan. Bugün yani bunları yaşamadık tabii. Yani onlar dolayı biraz farklı bir şeyimiz var çünkü daha Ramazan şeyine, moduna tam girmemişiz. Yani ben bilakis girmemişim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Yani 9 gün oldu video çekmemeyeli, video atmayalı. Birkaç işlerimiz oldu tabi Ramazan öncesi olduğu için hastane tıklım tıklım doluydu. Bugün çok sakindi, yani aşırıca bir sakinlik vardı. Ramazan'da bu tür şeyleri görmek mümkün ama o Ramazan önceleri, ne bileyim, bayram arifelerinde veya işte belli bir salgın dönemlerinde ben bilakis göğüste çalıştığım için böyle aşırı derecede bir yoğunluk oluyor. Hastanelerde zaten bu karşılaşabileceğimiz durumlarda sıkıntılardır. Çok şükür Rabbim Recep ile Şaban'ı görmeyi, yaşamayı nasip etti ve bizi Ramazan ayına ulaştırdı. Bütün İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Yani hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah güzel şeyler olur, güzel rahmetler, merhametler Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Gelelim konumuza. Bugün işte hani Sağlık Bakanlığı'nın ikinci alımı bugün yani belli oldu. Yani daha doğrusu 2-3 gün oldu. Belli olmaz. Belli oldu. İşte artık Sağlık Bakanlığı çıktı. ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi. Kaç bin işte 42.500 almıştı. 42.500'ü kalmıştı toplamda. 85.000 personel alımı yapılacaktı. İşte bunların detayı belli olacak. İnce ayrıntılarına geleceğim ama özel bir şekilde bunun içerisine değineceğim. 42.500'ün içerisinde neler var neler yok onlara değineceğim işte. Bunların 10.900'ü sürekli işçi dediğimiz işte hani temizlikçi, şoför, hasta bakıcı falan filan şeyler oluyor. Geri kalan 31.600'ü de sağlık personeli yani memur olacak. Tabii 2022 KPSS puanıyla alınacak. Onu baz alınacak. Şu anki tam işte diğer bazı branşlar, bazı bölümler tam belli değil. Belli olanları diyorum işte 6069 tane hemşire, 1494 tane ebe, yani fark ettiysen böyle ebe sayısında hani o sayını koruyor ama hemşire bu 2022'de biraz daha azalma söz konusu olabilir. Pandemiyle çok almıştı çünkü. Pardon, 1530 tane ebe, 1494 tane lisans bölümler işte psikolog, fizyoterapist, fizyo şeylik falan. Onlar hani 798 tane teknisyen ve 21.709 tane de tekniker alacak. Tabii bunların 16.000 küsürü tıbbi sekreter oluşturuyor. Geri kalan işte hani diğer branşlardan dağılımı olacaktır. Şimdi arkadaşlar, evet, bekliyorduk. Çünkü Sağlık Bakanlığı hemen ardında bu alımı gerçekleşeceğini söylemişti. Bu bilakis işte hani Aralık'ta alım oldu, diğer alım, ilk alım. İşte o Aralık bitti, Ocak bitti, Şubat bitti. Mart'ın şeyindeyiz. Mart'ın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yani bugün ayın 23'ü. 23 Mart ve halen daha ÖSYM'den kılavuzun gelmesini bekliyoruz. Kılavuz gelecek, alıma çıkacak. İşte bir hafta tercihler olacak. Tercihlerden sonra işte bir hafta yakın, en kötü bir hafta içerisinde tekrardan sonuçlanacak. Ondan sonra güvenlik ve arşiv soruşturmaları sonucundan işte tekrardan evrak teslimi, göreve başlama şeyleri olacak. Şimdi bunlarla beraber tabii üniversite hastaneleri de alıma çıkmıştı. Hani aynı zamanda seçim de geliyor. Halihazırda bir seçim var. Öyle görüyorum ki yani belki de yani hani seçime yakın bir tarihte almalarının bir sebebi vardır. Hani biliyorsunuz ki dün akşam da Sayın Cumhurbaşkanımız emekli maaşını, en düşük emekli maaşını 5.500'den 7.500'e çıkardı. Aynı zamanda işte 2 ya da 3 gün oldu herhalde. Öğretmenler için de bir müjde verildi. Daha çok hani deprem bölgesi olan şeylere bir yoğunluk yani yoğunlaşacağını söylemişti. Hani seçim olduğu için yani bilakis ülkemize baktığımızda böyle her seçime yakın işte bu tür vaatlerin, bu tür şeylerin olduğu
bir dönemdi. Yani temennimiz bu işte 42.500'e kalmayıp işte seçimden sonra yine yüksek miktarda yani gerek sağlık alanına gerek öğretmenlik alanına gerek başka alanlarda bu sayının artmasıdır. Bilakis mesela 100 bin öğretmen talebi sürekli Twitter'da görüyoruz, talep ediliyor ama bakalım bu ne zaman gerçekleşir, onu da bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi konumuza gelecek olursak bu işte 42.500 yani 31.600 personele geldiğimizde bu KPSS puanıyla alınacak tabii. Yani A'dan Z'ye herkesin tercih vermesini istiyorum. Yani tercih verin, tercih vermekten herhangi bir kaybınız olmayacak. Bilakis şunu da bilmenizi istiyorum. Yani şu bilincinde olmanızı istiyorum daha doğrusu. Şimdi bu siz 2022 KPSS'den sonra farklı farklı alanlar, farklı farklı kurumlar alıma çıktığı için, personel alındığı için böyle yani zaten bir yerden millet bir yerlere girdi, bir yerlere puanlarını kullandı, geçti falan filan. Bundan ötürü yani hepiniz yani tercih vermenizi istiyorum. Bu bilakis öyle. Ama bazı bölümler mesela tıbbi sekreterler için tabii 70 bandına indi. 70,34 müydü? 74, 70,30'a indi yani puanlar. Hani tıbbi sekreter olan arkadaşlarımız sadece tabii 16 bin küsür yine neredeyse bütün önündeki barajı, bütün o yoğunluğu yığılmayı tamamen atlatacak. Bundan sonraki gelenler biraz daha rahat edecek ama aynı zamanda da işte öğrenciler kafasına acaba yeni bir alım olacak mı? Yeni bir kontenjanlar açılacak mı tıbbi sekreter için? Muhakkak açılacaktır. Bunun cevabını vereyim. Muhakkak açılacaktır. Çünkü tıbbi sekreter şu anda hani gerçekten gereksinim duyulan bir durum. Tabi aldı 32 bin yani yüksek bir rakamdır. Yine alınacak ama yüksek durumda değil. Yine işte işte 500 bin yani ilk 500 ile 1000 arasına alınacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda bu yaşlı bakım, evde yaşlı bakım, evde bakım gibi hizmetler de yüksek almışlardı. Bunlar da yüksek kapatacaktır. Puanlarınızı değerlendirin. Bakın bir alım daha yine karşınıza çıkacak. Puanlarınızı değerlendirin ve vermeye çalışın. Bunlar çok çok önemli olacak. Çünkü seçimden sonra ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. Üniversite yani puanları düşük olanlar üniversite hastanelerini veya farklı kurumları değerlendirsin. Zaten işte bu birkaç gün içerisinde yine artık oldu olmadı tamamen seçim sonrasına kalacak. Zaten bazı üniversite hastaneleri iptale gitti. Yani iptal şeyine gitti. O da nasıl bir mantıksa anlayamadım ama. Yani alımlarının iptaline gittiler. Hani değerlendirin. Muhakkak puanlarını değerlendirin. Tabii kontenjanlar geldiğinde yani biz baktığımızda sağlık teknikerlerine 2020 KPSS puanıyla kıyasladığımızda yani yüksek bir alımların var ve puanların düştüğü yönde var. Şöyle bazı bölümler var mesela hani ona dikkat ettim ki bunlar herhalde işte bu bölüm dışında tıbbi sekreterlikte okudukları için veya anestezi okudukları için bunlarda da tercih verip yerleşenler var böyle puanlar epey bir düşüş eğilimdeler. Yani bu göze göre bir şeydi. Muhakkak tercihlerinizi verin arkadaşlar. Yani puanlarınızı değerlendirin. Elinde gelen kadar değerlendirin. Hani bu seçim harbiden sizin için bir avantaj olacak. Değerlendirmenizi istiyorum böyle. Yani inşallah hani güzel bir şekilde bundan sonraki süreçlerde de alımların olacağı bir dönem olur. Güzel. En azından seçimden önce olması güzel oldu. Olması en azından güzel. Yani en azından işte hani seçimden sonra yeni bir alımın sinyali verebilir. Kamu işte sosyal medyada şeylerde böyle bir talep şey yapılırsa ki yapılacaktır. Yeni alımların haberi gelecektir. En azından bu aradan çıkmıştır. Bu arada olan arkadaşların atanmış olacaktır. Yeni gelen, yeni mezun olan arkadaşlarımız da var. Onlar da bilakis bunlardan yararlanacaktır. Bugün biraz yorgunum. Yani alışmadığım için böyle oruca daha tam kafa olarak oturmadığı için böyle. Yani bir yeme içme şey de oluyor tabii. Hani bu kadar kafam biraz çalışmıyor bugün. Yani belki fark etmiştiniz ama. Muhakkak tercihlerinizi verin. Güzelce tercihlerinizi dizayn edin.
Kılavuz gelsin, ona göre bir şeyler yapmaya çalışın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tekrardan Ramazan'ınızı kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bize bol bol dua edelim inşallah. Hem kendimize, hem ülkemize, hem dünyamıza. Güzel şeyler olacak. Öyle umut ediyoruz. Ama aşırı derecede acıktım. Acıkmışım yani, şu anda acıkmışım. Biz öğle arası yemeğe gidiyorduk işte. Öğle yemeğine gitmeyince, bir şeyler yemeyince bu açlığı hissedebiliyoruz. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Güle güle inşallah. Sizleri çok çok seviyoruz.